İyi geceler NTV'ye, bugün yarına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da Suriye zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile buluştu. Zirve tamamlandı, liderler hem zirvenin öncesinde birer açıklama yaptılar hem de zirvenin sonunda kameraların karşısına geçtiler ve yine zirveye dair, görüşülenlere dair notlarını paylaştılar. Gün içinde yapılan açıklamalara, özellikle İran kanadından gelen açıklamalara baktığımız zaman hem Cumhurbaşkanı Reisi hem de dini lider Hamaney Türkiye'nin Suriye'ye olası bir operasyonuna karşı açıklamalar yapmıştı ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o telkinlere yanıtını bu masada verdi ve Türkiye harekat yapmasın şeklindeki o çağrılara terörü Suriye'den söküp atacağız şeklinde bir yanıtı oldu. Terör örgütünün sığındığı limanlar haline gelen Tel Rifat ve Münbiç'i temizlemenin vakti çoktan gelmiştir diye konuştu. Türkiye olarak DAEŞ olsun, PKK, PYD, YPG olsun terör örgütleri arasında fark görmüyoruz. Biriyle mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. PKK, PYD, YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Zira terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğüne hedef aldığını unutmamalıyız. Suriye ihtilafına ancak siyasi çözümle son verilebileceği yönündeki mutabakatımız bakidir. Astana sürecinin bir ürünü olan ve halihazırda Suriyeli tarafları bir araya getiren tek mekanizmayı teşkil eden Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının somut sonuç doğurması zaruridir. Maalesef Suriye rejimi bu konuda uzlaşmaz bir tutum içinde. Komitenin müteakip turunun bir an önce yapılması ve sürecin başarıya ulaşması, ihtilafın Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde çözülmesi açısından önemlidir. Zirve sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren bir zirve oldu İran'ın başkenti Tahran'da. O zirveyi de NTV İran muhabiri Ali Asgar Çabuk NTV için takip etti. Kısa süre önce bir bildiri geldi. 16 maddelik bir ortak bildiri yayımlandı. Şimdi Ali Asgar Çabuk'la konuşacağız. Önce Ali Asgar, gün boyu görüşmeleri izledin, zirveyi takip ettin. İzlenimlerin neler bu zirveye dair, onu soracağım. Evet Burak, iyi yayınlar diliyorum. Genel hatlarıyla aslında her üç lider Suriye'de toprak bütünlüğünü esas alan ve Suriye'nin toprak bütünlüğüyle birlikte egemenliğini de esas alan bir açıklama silsilesinde bulunmuştu gün içerisinde. Tabii terör ile mücadele mesajları her üç liderde de veriliyordu. Ancak burada öncelikler biraz farklı gibiydi. Son basın toplantısında da biraz bu hissedildi. Örneğin İran Cumhurbaşkanı Reisi İdlib'e işaret etti. Yayınlanan ortak basın bildirisinde de bu dikkat çekiyor. İdlib bölgesine bir işaret var. Gerginliği azaltma bölgesinde durumun ayrıntılarıyla ele alındığı ve bu bölgedeki tehdit oluşturan terörist gruplara karşı ortak hareket edilmesi noktasında bildiride bir ifadede bulunuyor. Bununla birlikte tabii Türkiye'nin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde durduğu hem ikili görüşmede, İran tarafıyla yapılan ikili görüşmelerde hem de üçlü zirvede bu Cumhurbaşkanı tarafından net bir şekilde ortaya konuldu. Her türlü terör örgütüne karşı Suriye toprakları içerisinde mücadele edeceğiz ve İran ile Rusya'dan bu konuda tam destek istiyoruz şeklinde bir çağrısı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye'de terör tehdidinin yavaş yavaş azaldığına
dikkat çekti, azaldığını söyledi ve bunu DAEŞ terör örgütüne bağladı. DAEŞ tehdidinin artık Suriye'de azaldığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz aldığında ise sadece DAEŞ azaldı belki ama PYD gibi, PKK gibi terör örgütleri ciddiye alınmalı. Bu örgütler ile mücadelede kararlı olmalıyız ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in açıklamaları da önemliydi. Kendisi de Suriye'de toprak bütünlüğünü ve Suriye'nin egemenliğini esas alan bir konuşma yapmıştı. Akabinde Suriyeli mülteciler de her üç liderin gündemindeydi. İran Cumhurbaşkanı Reis'i ilk konuşmayı gerçekleştirmişti ve Suriyeli mültecilerin artık evlerine dönmeleri gerektiğinin altını çizmişti. Bu noktada yayınlanan ortak bildiride de bunu görüyoruz. Her üç lider de Suriyeli mültecilerin kendi evlerine ve yurtlarına artık dönmeleri gerektiği şeklinde bir ifade de kullanıyorlar ve bu noktada bölge ülkeleriyle yardımlaşarak Suriyelilerin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi ve mültecilerin sorunlarına yönelik bir ifade de yer alıyor. Bildiride de yine toprak bütünlüğü ön planda yer alıyor. Diğer taraftan tabii Suriye toprağı içerisinde gayrimeşru olabilecek her türlü yönetime karşı da her üç lider bu Astana formatında buna karşı da kalıcı bir güvenlik önleminin alınması gerektiği vurgusu da var. ABD'nin bulunduğu bölgeler için de aslında bazı mesajlar var. İran Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasının başında ABD'nin direkt ABD'yi işaret ederek Suriye topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğinin altını çizmişti. Diğer yandan Suriye'de herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduklarını ve diyalog yöntemiyle çözülmesi gerektiğini savunuyor Tahran yönetimi. İran Cumhurbaşkanı Reisi de bu ifadeyi kullandı. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Ankara'ya yaptığı ziyarette de Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz ifadesini kullanmış. Daha sonra Şam'a yaptığı ziyarette askeri bir müdahalenin çözüm olmayacağını ve Suriye ile Türkiye arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etmişti. Tahran yönetiminden anlaşılan doğrudan karşı değiliz demeseler de bu diplomatik bir dille aslında dile getiriyorlar ve bunun sonucu yine olası bir askeri operasyona karşıyız mesajını veriyor aslında. Devrim lideri Ayetullah Ali Hamenei bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede olası bir askeri operasyonun Türkiye'ye ve Suriye'ye zarar verebileceğini ve terör örgütlerine fayda sağlayacağı şeklinde bir ifade kullanmıştı. Bu doğrultuda devrim liderinin de bu açıklamasına baktığımızda İran şu süreçte çok razı gözükmüyor Suriye'nin kuzeyinde olası bir askeri operasyona. Ancak terör ile mücadele noktasında her üç liderin de ortak bir kararlılığı söz konusu. Bu noktada hangi terör örgütüyle ne düzeyde mücadele edilecek, bu noktada bir net ifade ve irade pek fazla bildiride de gözükmüyor Burak. Ali Asgar Çabuk hem zirveye dair izlenimlerini hem de çıkan basınla paylaşılan sonuç bildirgesinden notları paylaştı. Van'da teröristlerin yerleştirdiği el yapım patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mustafa Bozkurt Kayseri'de son yolculuğa uğurlandı. Törene yüzlerce kişi katıldı. Eşi ve 3 çocuğu tabutun başından ayrılmadı. Şehit uzman çavuş Mustafa Bozkurt Kayseri'de son yolculuğa uğurlandı. Jandarma uzman çavuş Mustafa Bozkurt Van'ın Çatak ilçesinde görev yapıyordu. Eren Abluka 22 operasyonu kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürütüyordu. PKK'lı teröristler tarafından daha önce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Ağır yaralanan Mustafa Bozkurt şehit oldu. 43 yaşındaki şehit uzman çavuş 20 yıllık askerdi. 18, 19 ve 20 yaşında 3 çocuğu vardı. Memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Eşi Tuğba Bozkurt ve çocuklarını yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit jandarma uzman çavuş Mustafa Bozkurt, Kartal şehitliğinde toprağa verildi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terör operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyon Pençe Kilit, Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek harekat bölgelerinde düzenlendi. Bakanlık 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona dair görüntüleri de sosyal medya hesaplarından yayımladı. Bakanlık açıklamasında terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor ifadesi yer aldı. Danıştay İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını verdi. Sözleşmenin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti. Karar 2'ye karşı 3 oyla alındı. Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararını anayasa ve yasalara uygun buldu. Çekinme kararının iptal istemini 2'ye karşı 3 oyla reddetti. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla çıktı. Kadın örgütleri ve barolar, parlamento tarafından imzalanan uluslararası sözleşmeden kararnameyle çekilmenin anayasa ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı. 20'ye yakın davayı birleştiren Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti. Danıştay savcısı 4 duruşmada Cumhurbaşkanı kararının iptali yönünde görüş bildirmişti. Oy çokluğuyla alınan kararda sözleşmenin parlamento yerine Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinde yetkide ve usulde kanuna aykırılık bulunmamaktadır denildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çok sayıda düzenlemenin bulunduğu hatırlatılan kararda, bu düzenlemelere dayalı uygulamaların da belirlenen plan dahilinde hayata geçirildiği anlaşılmaktadır denildi. Karşı oy yazısındaysa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı uluslararası sözleşmenin feshinin ancak meclis kararıyla olabileceği belirtildi. Kararda Cumhurbaşkanı'nın feshi yetkisinin bulunmadığı söylendi. Karara itiraz hakkı bulunuyor. Bu durumda nihai kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu verecek. İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruda da bulunulabilir. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den tepki var. CHP kararı temyiz edeceğini açıkladı. Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle. İlk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetmesine bu sözlerle tepki gösterdi. Ana Muhalefet Partisi kararı temyiz etmek için de harekete geçti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Avukatımız temyiz hazırlığını yapıyor. Hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi. Danıştay 10. Dairesi'nin kararına bir tepki de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda az kaldı. "Biz gideceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak." ifadesini kullandı. Bolu'da 21 çocuk karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye götürüldü. Daha kötüsü, bu çocuklardan 8'inin durumu ağır. O kadar ki Ankara'ya sevk edilip yoğun bakıma alındılar. Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Köye uzman bir ekip gönderdi. Köyün içme suyu deposundan alınan numuneler inceleniyor. Bütün çocukların şikayeti aynıydı. Hepsinde karın ağrısı, kusma ve ishal vardı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olanlar Ankara'ya sevk edildi. Yani sudan da olabilir, başka bir şeyden de olabilir. Araştırılması yapıldığı söyleniyor. Burası Bolu'nun merkeze bağlı Yuva Köyü. Kurban Bayramı'nın son gününde bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal belirtileri görüldü. 21 çocuk hastaneye götürüldü. Doktorlar kesin bir teşhis koymuyor. Hani bağırsak enfeksiyonu ile alakalı, yani bir mikrop, bir bağırsak enfeksiyonu olduğunu söylüyorlar hani.
Çeşitli hastanelerde tedavi gören çocuklardan 8'inin durumu ağırlaştı. Bunun üzerine çocuklar Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakım alınan çocuklarda organ yetmezliği başladı. Yeğenlerimi akşam Ankara'ya gönderdim, onları yoğun bakıma gönderdik. Orada diyalize girecekler, diyaliz görecekler. Benim çocuğumun durumu onlara nazaran bir nebze daha iyi. Çocuklar tedavi görürken vaka sayısı da artmaya başladı. Yetişkinlerde de benzer şikayetler görüldü. Yetişkinlerde de duyduklarım oluyor şu anda. Hepsi aynı rahatsızlık. Aynı rahatsızlık, aynı belirtiler. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri olayın ardından harekete geçti. Köyün içme suyu deposundan numuneler alındı. Örnekler Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Şimdi evde annem de var, hani bende yok. Hani annem harici kimse de yok. Kayınvalidem de var, hani diğerlerinde bir şey yok. Hani aynı besinler, aynı şeyler. Sağlık Bakanlığı da inceleme başlatarak bir uzman heyeti kente gönderdi. Ekip hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıyor. Üniversiteye giriş sınavı sonuçları açıklandı. Adayların ne kadarının üniversiteli olacağı da belirlendi. Bu yıl barajın kaldırılmasına, aday sayısının çokluğu ve sınavın geçen yıllara göre daha kolay olması da eklenince adaylar daha çok net yapmasına rağmen sıralama da gerilere düşmüş vaziyette. Peki adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli, bir uzmana sorduk. Bu yıl üniversite sınavına 3 milyonun üzerinde katılım oldu. Sonuçlar açıklandı. Adayların 1.061.686'sı üniversiteli olacak. Geçen yıl yaklaşık 800 binlerdeyken kontenjan bu yıl 1 milyon civarında açıklandı. Bunda büyük ihtimalle sınava giren çok öğrencinin olması, barajın kaldırılması etkili oldu. Bu yıl barajın kaldırılmasına aday sayısının çokluğu ve sınavın geçen yıllara göre daha kolay olması da eklenince adaylar daha çok net yapmasına rağmen sıralamada gerilere düştüler. Bu noktada belirleyici olan matematik netleri de etkisiz kaldı. Çünkü matematikte de doğru yapanların sayısı arttı. Bu senede yaşadığımız şey aslında sıralamadaki problemdir. Öğrencilerin belli bir puanda daha fazla yer alması, bundan kaynaklı da yığılmaların artmasıdır. Yani matematik belirleyici olmamış ve yığılmalar da buna bağlı olarak artmıştır. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle alt sıralarda olanlar daha dikkatli olmalı. Öncelikle sıralamalara dikkat edilerek üniversite ve bölüm araştırması yapılması gerekiyor. Öğrenci kesinlikle puanını dikkate alarak tercih yapmamalı. Çünkü puanla sıralama arasında geçen seneye göre ciddi farklılıklar var. Dolayısıyla sınav sonuç belgesi okunurken yerleşme puanının hemen yanında yer alan bir başarı sırası var. Öğrenci bu başarı sırasıyla geçen yılın başarı sıralarını eşleştirmeli. Bu yıl başarı sırasında virgülden sonraki rakamlar dahi etkili olacak. Çünkü bir üniversiteye geçen yıl tercih eden 200 kişi ise örneğin bu sene 1000 kişi oldu. Asla kesin bu bölüme yerleşirim diyerek tercih yapmasınlar. Çünkü bu sene özellikle aynı puan diliminde daha fazla öğrencinin yer alması bu tercih sıralamalarını etkileyecek. Bu yıl tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için başarı sırası koşulunda değişiklik olmadı. Yoğun rekabet olacağı için 24 tercih hakkının da kullanılması tavsiye ediliyor. Adayların tercihlerini belirlemeden önce yeniden yayımlanacak 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Tercihler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Haberimizi izledik. Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli anlattık. Bir de özel üniversite tercih etmeyi düşünen adayların ayrıca dikkat etmesi gereken bir durum var. Çünkü vakıf üniversitelerinin de fiyatları belli oldu ve geçen yıla göre oranlar, fiyatlar %100'ün üzerinde artmış durumda. Eskiden şu ifade hani esprili olarak konuşuluyordu, eğitim şart diye. Şimdi anlaşılan para şart. Tabii ki hani bunların ücretini karşılamak oldukça güç. Sanırım ki büyük üniversitelerde dahil olmak üzere kontenjanlarında büyük sıkıntılar da olacak. Üniversite sonuçları açıklandı.
Vakıf üniversitelerinin bir yıllık ücretleri de netleşti. Özel üniversite ücretlerinde geçen yıl oranla %100'ün üzerinde artış var. Müthiş bir artış var. Arada büyük bir fark var. Ekonomik sıkıntı, yani bu pandeminin getirdiği sıkıntı, savaşın getirdiği, kıtlıkla ilgili sıkıntılar bunları doğuruyor. Ama bunların da makul bir ölçüde olması lazım. Sözünü ettiğimiz fiyatlar bir yıllık ücret. Tabii ki bunu 4-5 de yapmak lazım. Bu sadece akademik ücret. Yurdu, bunun beslenmesi, bunun ulaşımı, bunun akademik diğer masrafları eklediğiniz zaman ve herhangi bir takıntı olmadığını varsaydığımızda, yaz okuluna falan kalmadığınızı varsaydığımızdaki fiyatlar. Örneğin geçen sene lisans programı ortalama 136 bin lira olan Koç Üniversitesi'nde bu sene bu ücret 278 bin lira. Sabancı Üniversitesi'nde geçen yıl 120 bin lira olan eğitim öğretim ücreti bu yıl 240 bin lira. Özel üniversitelerin hemen hemen hepsinin fiyatları ikiye katlanmış durumda. Bu fiyatlar bölümden bölüme değişiyor. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri fiyatları diğer bölümlere göre daha yüksek. Geçen yıl üniversiteler ikinci ek yerleştirmeye nazaran boş kaldı. Bu maddi bir kayıp. Bu sefer de öğrenci sayısı ekonomiden dolayı düşecek. Bu yıl karşılaşacağımız tablo şu. Devlet üniversiteleri dolar, taban puanları geçen yıllık katlar, artar, boşluk kalmaz. Ama vakıf üniversitelerinde sıkıntı geçtiğimiz yıla nazaran büyür. Okulların burs imkanları da yeterli değil. YÖK burs miktarını artırdı. İlk tercihlerde yer almak bursu var, sporcu bursu var gibi gibi. Onun haricinde başka bir burs yok. Üniversite tüm onları da göz önüne tuttuktan sonra bu ücreti belirliyor zaten. Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında ve kıtanın dört bir yanında yangınla mücadele var. Tarihinin en sıcak gününü yaşayan İngiltere'nin başkenti Londra'dan alevler yükseldi. İspanya, Fransa ve Yunanistan'da da yangın mücadelesi sürüyor. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'la bir bağlantı yapacağız. Bu bağlantı her zaman olduğu gibi canlı. Gökhan'ı karşımızda yapmayı planlamıştık ama zaman zaman aşırı sıcak canlı yayın yapmakta kullandığımız teknik cihazları da etkileyebiliyor. Gökhan, böyle bir durum mu yaşanıyor orada? Hem İngiltere'de siz neler yaşıyorsunuz hem kıtada neler yaşanıyor? Söz sende. Bugün aslında gerçekten inanılmaz bir sıcak vardı Birleşik Krallık'ta. Tarihinin en yüksek sıcaklığını gördü. 40.3 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu yeni rekor olarak girdi. Gerçekten de hiç alışık olmadığı bir durum. Hatta öyle ki uzmanlar diyorlar ki dünyanın %99'undan daha sıcak bir gün geçirdi Birleşik Krallık. Bu gerçekten yağmuruyla, soğuğuyla bilinen altyapısı, mimarisi buna göre dizayn edilmiş bir ülkede çok olağanüstü bir durum. Zaten olağanüstü bir gün geçirdi Birleşik Krallık. Başkent Londra'dan ülkenin kuzeyine doğru pek çok kentte 40 derecenin üzerini gördü sıcaklıklar. Durum böyle olunca da ulaşımda aksamalar yaşandı. Demir yolları buna dayanamadı çünkü 30 santigrat dereceye göre ayarlanmış bir demir yolu sisteminden bahsediyoruz. Tabii deformasyonlar söz konusu oldu. Demir yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Havalimanlarında aksamalar söz konusu oldu çünkü pistlerde yer yer erimeler söz konusuydu. Ve tüm bunlarla baş etmeye çalıştı. Diğer taraftan aşırı sıcakla birlikte yangınlarla mücadele etmek durumunda kaldı. Sadece başkent Londra'da bugün 10 ayrı noktada yangınlar çıktı ki bunlardan bir tanesi Bennington bölgesindeydi. Oradaki yangın bu 10 yangın içerisindeki en büyüklerinden biriydi. Çalılık alanda çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede yerleşim yerine ulaştı. Bir evi tamamıyla yok etti. 8 eve ağır hasar verdi. Bölgedeki insanlar anında tahliye edildi. İtfaiye ekipleri çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye eriyle birlikte yangına müdahale ettiler. Polis, acil yardım ekipleri, ambulans görevlileri seferber oldular adeta. Tabii ülkenin tarihindeki en sıcak günde alevlerin içerisinde mücadele de başlı başına bir durumdu. Bunu da söylemek gerekiyor tabii. Az önce sen de söyledin. Biz de şimdi yayınımızı gerçekleştiremiyoruz. Çünkü bütün gün bu sıcağın altında yayınlar gerçekleştirdik. Ve kullandığımız tüm ekipmanlar da bu sıcağın altında bir gün geçirdiler. Onlar da buna daha fazla dayanamadı anladığım kadarıyla. Çünkü şu anda yayınımızı gerçekleştirmemize izin vermedi. Aslında tablo bu denli olağanüstü aslında. Bu o yangınlarla ilgili olarak da zaten Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan'dan bu minvalde açıklamalar geldi. Sadık Kağan olağanüstü bir durumda karşı karşıya oldukları için büyük olay ilan etti yangınlardan sonra tüm başkent Londra'da. Çünkü 10 ayrı noktada sadece Wellington'da değil, Hendon'da, Croydon'da, Southgate'de pek çok bölgede yangın ihbarları geliyordu. Bu haliyle de Londralılara
barbekü yakma konusunda ve sigara içme konusunda çok dikkatli olmaları gerektiği yönünde çağrılar yapıldı. Tabii diğer taraftan insanlara da özellikle sağlık konusunda bir sıkıntı yaşamamaları için güneşin altına çıkma konusunda da uyarılar zaten yapılmıştı. Tabii Birleşik Krallık'taki fotoğraf bu ama sadece Birleşik Krallık değil, Avrupa'nın pek çok yeri aşırı sıcaklarla mücadele ediyordu. Çünkü pek çok başkentte 40'ın üzeri görüldü. Bu haliyle tabii tüm bunun sorumlusunun küresel ısınma olduğunu söylüyor uzmanlar. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden de benzer açıklamalar geldi. Onlar da iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı sıcakların artacağı uyarısını yaptılar. İspanya'da, Portekiz'de ölümler vardı. Birleşik Krallık'ta 4 ölüm gerçekleşti. Çünkü insanlar serinlemek için sulara giriyorlar. Tabii orada da boğulma vakaları söz konusu olabiliyor. Yine başka türlü sıcaktan etkilenenler de söz konusu olmuştu. Ölümler var. Binin üzerine geçmiş durumda Avrupa'ya baktığımızda. Fransa'ya baktığımızda 13 bin hektar alanının yandığını görüyoruz. Orman yangınları başlı başına bir sorun. Başkent Londra'daki yangından bahsettik ama Avrupa'nın pek çok ülkesinde de orman yangınları söz konusu. 13 bin hektar gibi büyük bir alan yandı Fransa'da. 16 bin kişi tahliye edilmiş durumda. 16 bölge itfaiyesi alarm durumuna geçmiş durumda. Portekiz'e baktığımızda 2 ölü 60 yaralı olduğunu görüyoruz orada. Ve Porto ve kuzeyde, ülkenin kuzeyinde daha çok etkili olduğunu görüyoruz. 30 bin hektar orman alanı yok olmuş durumda. Ki bu 2017'den bu yana yanan en büyük alan olarak da görünüyor. İspanya'ya baktığımızda ise güneyden kuzeye 20 orman yangını söz konusu, 4500 hektar alan yanmış durumda. 2300 kişi tahliye edildi. Buraya ilişkin, İspanya'ya ilişkin bir not aktaralım. Hendek kazarken alevlerin ortasında kalan bir kişi son anda alevlerden kaçarak kurtulabildi yaralı olarak. Yine bir tren de orman yangınının ortasında kaldı ama daha sonra hareket ederek gidebilmeyi başardı. Yine Yunanistan'a baktığımızda kent merkezine, Atina kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta çıkan yangında yine karadan ve havadan söndürülmeye çalışılıyor ama sert rüzgar söz konusu orada. Tabii aşırı sıcağı da buna ekleyince söndürme çalışmalarının güçlükle yapılabildiğini de söylemek gerekiyor. Yani özetle şunu söylemek lazım. Küresel ısınma kaynaklı bu aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa adeta kavruldu son birkaç gündür ve bugün artık başkent Londra'da da ülkenin pek çok kentlerinde de 40 derecelerin üzerini görerek gerçekten de altyapısı hazır olmayan, mimarisi hazır olmayan bir ülkede çok ciddi güçlükler yaşandığına tanıklık ettik. Gökhan Bozkurt'tan hem Londra'da, İngiltere'de olanı biteni öğrendik hem de kıtanın genelinde neler yaşanıyor. Özellikle İspanya'da, Fransa'da, Yunanistan'da bunları bizlerle paylaştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Orada da aşırı sıcaklar etkili. 16 eyalette 140 milyondan fazla Amerikalının sıcak havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı yönünde uyarılar var. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay karşımızda. Hüseyin, Gökhan'dan dinledik. İşte orman yangınları var, sıcaktan etkilenenler, yaşamını yitirenler var. Orada görebildiğim kadarıyla daha durum çok kötü değil ama önümüzdeki günlerde mi bekleniyor? Ne söyleyeceksin? Burak, Amerika'nın sıcak günleri pazartesi itibariyle başlayacak. Buradaki durum Avrupa'dan çok farklı olmayacak. Az önce sen söyledin, bir kez de altını ben çizmek isterim. Yaklaşık 16 eyalette, ki Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşuyor, 140 milyondan fazla insan 40 derece ve üstündeki sıcaklıklarla karşı karşıya kalacak. Gökhan değindi, ben de altını bir kez daha çizmek isterim. Bu sıcaklık kendiliğinden oluşmuyor. Güneş dünyaya daha fazla yaklaşıp bizim daha sıcak günler geçirmemize sebebiyet vermiyor. Bunu biz yapıyoruz. İnsanoğlunun hayat şeklinin bir sonucu. Aslında birçok kişi bu tarafından bakmadığı için de dışarıdan bir etkiymiş gibi görünüyor. Örneğin insanların birden fazla veya çokça arabaya sahip olmaları aslında küresel ısınmaya sebep. Bu da dünyanın ısınmasını sağlıyor. Veya alışveriş çılgınıyım, çok fazla kıyafet almaktan keyif alıyorum diyenler varsa, tekstil üretimi dünyadaki küresel ısınmanın en temel sebeplerinden bir tanesi. Pet şişeleri saymıyorum bile. Açık kalan muslukları saymıyorum bile. Bunlar günlük hayatımızda aslında birçoğumuzun yaptığı şeyler. Ve bütün bunlar bu tarz sıcaklık hava dalgalarına sebebiyet veriyor. Amerikalı uzmanlar diyor ki, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletleri, Texas, Alabama, Güney Carolina veya batı tarafındaki Kaliforniya'da yaşayanlar dikkat etsin. Belki ülkenin doğusu 40 derece ve üstü gibi görecek. Ancak az önce saymış olduğum eyaletler
49-50 dereceye kadar ulaşabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde asfaltlar 50 dereceye dayanacak bir içerikle üretiliyor. 50 dereceden sonra asfalt bile eriyor. Yani o arkadaş ortamlarında üzerine şaka yapmak için kullanmış olduğumuz bazı deyimler artık hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek olacak gibi görünüyor. Uzmanlar yaşlı insanların dışarı çıkmamaları gerektiğini, özellikle bebeklere ve çocuklara su verilmesinin önemine vurgu yapıyorlar. Dehidre kalıp hayatınızı kaybedebilirsiniz uyarısında bulunuyorlar. Tabii küresel ısınma Amerika Birleşik Devletleri gibi karbon dioksit üreten ve karbon salınımı, karbon ayak izi çok yüksek olan ülkelerin temel sorunlarından bir tanesi. Joe Biden seçilmeden önce küresel ısınmayla mücadele edeceğim dedi. Ancak sadece Paris İklim Anlaşması'na dahil olabilmeyi başardı. Ötesine gidemedi. İnsanın yaratmış olduğu bu sorun insana çok daha büyük bir problem olarak geri dönüyor. Bilincine varmadığımız takdirde de daha sıcak günler göreceğiz Burak. Hüseyin Günay aktardı. Hüseyin'in dediği gibi büyük ihtimalle daha kötü günleri de göreceğiz. Çünkü her yıl, her yaz karşılaştığımız tablo dünyada daha kötüye gidiyor. Her yıl daha kötü haberleri paylaşıyoruz. Avrupa şu anda sıcakların etkisi altında. Amerika Birleşik Devletleri'nde pazartesi günden itibaren etkili olması bekleniyor dedi Hüseyin. Türkiye'de de benzer bir durum var. Avrupa'daki o sıcak hava Türkiye'ye doğru gelecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'la konuşacağız şimdi. Dilek, iyi akşamlar. Bizde sıcak hava nasıl etkili olacak? Avrupa'daki gibi o yüksek dereceleri görecek miyiz? Bir de tabii sıcak hava deyince artık yaz aylarında orman yangınları konusunda etkileyecek bir durum var mı? Neye dikkat etmek lazım onu da sormak istiyorum. Burak, iyi akşamlar. Önce biraz Avrupa'dan bahsedeyim. Şimdi İngiltere'ye bu sıcak Fas üzerinden gitti. Genellikle Fransa'ya kadar çıkıyor. Sıcak Lodos rüzgarı kuru da esiyor. Fransa'ya kadar çıkıyor ama bu sefer İngiltere'ye kadar çıktı. Şunu söyleyeyim, kuru bir hava var ama nem düşük. Şimdi eğer küresel ısınma diye bir problem olmasaydı hiç sıcaklıklar 40 dereceye çıkmayacak mıydı? Yani her şey normal olsaydı yine çıkacaktı. Ama burada önemli olan şu sıklığı. Daha önceki yıllarda işte 10 yılda 20 yılda bir sıcaklıklar bu kadar yükselirken artık hemen hemen her yıl bu kadar yüksek değerlere çıkabiliyor. Yani aslında fark bu. Ama İngiltere ve Fransa yine de şanslı çünkü yarın hava serinlemeye başlayacak orada. Çok uzun süre kalmıyor sıcak hava dalgası ki daha uzun kalsaydı, 3-4 gün daha kalsaydı büyük bir ihtimalle sıcağa bağlı ölümlerin sayısı çok daha fazla artacaktı. Yarın 10 derece neredeyse İngiltere, Belçika tarafında sıcaklık düşecek. Ancak İtalya, Yunanistan ve İspanya'da yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Aslında oradaki sıcaklıklar şu anda bizde Antalya ve Bodrum tarafında nasılsa aynı o değerlerde diyebilirim. İstanbul'da şimdiye kadar hava oldukça iyi seyretmişti. Çok aşırı bunalmadık. Hep serin esen rüzgarlar vardı. Ancak Perşembeden itibaren artık biraz daha bunalmaya başlayacağız. Yarın da serinlik veren rüzgarlar olacak. Ancak Perşembeden başlayarak İstanbul'da özellikle batıda, Edirne'de, Bursa'da, Ege bölgesinde sıcaklıklarda yükselme olacak. Yani artık biz de havadan bunalmaya başlayacağız. Şimdiye kadar İstanbul'da 28-29'larda seyrediyordu diyebilirim. Çok 30'ları aşmıyordu. Ama işte cuma ve hafta sonu 33-34'lere doğru çıkacak bölgedeki sıcaklık. Bir de rüzgarların hızı azalacak. Tabii ikisi bir arada olunca artık bunalmaya ve sıcak çarpması tehlikesi başlayacak diyebilirim. Ki Edirne'de, Bursa'da, Balıkesir'de 35'leri aşacak cuma, cumartesi sıcaklıklar. Şimdi Ege bölgesinde günlerdir şiddetli rüzgar vardı. Çeşme tarafında, Manisa tarafında bu rüzgarlar devam edecek. Hem sıcaklık yükseliyor Çeşme'de 36-37'ye. Maalesef şiddetli rüzgarlar özellikle Çeşme tarafında devam edecek. O yüzden orman yangınları maki olduğu için o bölgede kırsal alanlarda yine çalılı kara alanlarda tehlike var. Özellikle İzmirliler çok dikkatli olsunlar. Bodrum tarafında, Bodrum, Marmaris, Fethiye tarafında sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak. Hava çok sıcak.
aslında orada da tehlike var yüksek sıcaklıklar nedeniyle. Ancak iyi olan bir başka durum var ki Marmaris Datça tarafından yarından itibaren rüzgarlar hafif ve orta seviyeye iniyor. Yani çok şiddetli değil. İyi olan bu. Yani çıkabilecek herhangi bir yangın çok hızlı büyümeyecek. Olumsuz tarafı ise şu, rüzgarlar biliyorsunuz bizleri rahatlatıyor. Rüzgarların hafif olması da sıcak çarpması riskini arttıracak. Yani bir taraftan ormanları korurken diğer taraftan da sıcak çarpması riskini en üst seviyeye çıkaracak rüzgarların hafif olması. Yani önümüzdeki günlerde Temmuz'un sonuna kadar Marmara ve Ege bölgesinde çok değişiklik olmayacak. Yüksek sıcaklıklar devam edecek. Bu sıcak hava dalgasından en fazla bizde batı bölgeler etkilenecek. Akdeniz'de çok değişiklik yok. Zaten orası çok bunaltıcı. Güneydoğu'da değişiklik yok. Zaten hava çok sıcak oralarda. Diyarbakır bölgede 42 derece. Doğu Karadeniz bu sıcak dalgasından çok fazla etkilenmeyecek şu an için. İç Anadolu'da da en fazla 33-34 derece çıkacak hafta sonu sıcaklıklar. Yarın için ben Ordu Giresun tarafına uyarmak istiyorum. Yine kuvvetli bir yağış geçişi olacak. Dünkü kadar 250 kilogram düşmese bile yine 100 kilograma yakın bir yağmur düşebilir. Ordu Giresun hattında, Trabzon'da, Rize'de de ve Samsun'da da sağanak yağış olacak Burak. Dilek Çalışkan aktardı efendim. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de nasıl bir hava bekleniyor? Nasıl bir tablo bekleniyor? Dilek'ten aldık ayrıntılarını. Şimdi Avrupa'daki o kavurucu sıcakları konuştuk. Orman yangınları bir taraftan. Bir taraftan işte Londra'da o kadar sıcak bir hava yaşanıyor ki alışık olmadığı insanların bir hava. Sadece insanların değil, yolların, binaların alışık olmadığı bir hava. Bunun getirdiği olumsuzluklar var. Evet, şu an sıcak yaşanıyor ama yazında Avrupa'nın soğuğu yaşaması riski var. Sebebi ne? Bir enerji krizi. Ukrayna işgalinin ardından Batı ve Rusya arasındaki gerilim artık bir enerji düellosuna dönüşmüş vaziyette. Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'dan bir açıklama geldi ve Avrupalı birçok enerji şirketine olağanüstü koşullardan dolayı gaz tedariğini kesebiliriz uyarısı yapıldı. Yani bu kış gaz vermeyebiliriz gibi bir açıklama bu. Böyle olunca Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi Rusya, Rusya'dan bu gaz gelmezse ne olacak, nasıl bir tablo yaşanacak, bu sorun aşılabilir mi? Şimdi bunları konuşacağız. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut karşımızda. Güldener, dondurucu bir kış mı bekliyor Avrupa'yı? Neler konuşuluyor orada? Burak, altını çizdiğin üzere bu yaz sıcaklarında bile şimdiden dondurucu bir kışa yönelik olarak hazırlıklar yapılıyor. Buna yönelik olarak da çok sayıda uyarı var. Örneğin G7 zirvesinde, NATO zirvesinde, AB zirvesinde Belçika Başbakanı Alexander Kro, Belçika halkının soğuk bir kışa hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi, hatırlattı. Aynı şekilde İtalya Başbakanı Mario Draghi özellikle Rusya'nın hasmane tavrından dolayı Moskova yönetiminin gazı kesebileceğini, bu yüzden de soğuk bir kışa hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı. Özellikle Rusya, senin de ifade ettiğin üzere Rusya-Ukrayna savaşında enerji kartını, enerji kozunu oynayabileceğini gösterdi, açıkladı. Nasıl gösterdi? Örneğin Polonya'ya, Letonya gibi, Slovakya gibi ülkelere yönelik olarak gaz tedariğini tamamen askıya almış durumda. Almanya Nord Stream 2, Kuzey Akım 2 boru hattını hayata geçirmeyeceğini açıkladı. Rusya ise Kuzey Akım 1 boru hattına yönelik olarak gaz tedariğini kademeli olarak azalttı. Aynı şekilde İtalya'ya yönelik olarak da kaderlerini oluşturmaya çalışıyor. Ancak buna rağmen bunlar yetersiz olabilir. Bu yüzden de gerek Fransa gerekse Almanya kömür santrallerini yeniden devreye sokma kararı aldı. Ancak kömürde de bazı sıkıntılar yaşanmıyor değil. Sözün özü hakikaten Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yönelik olarak gazı kapatması ya da kısması halinde Avrupa Birliği son derece zorlu bir kışla karşı karşıya kalabilir. Alınacak önlemler de yetersiz olabilir. Moskova'nın yönetimin tek isteği özellikle AB kamuoyu içerisinde Rusya yanlısı ve savaş karşıtı bir kamuoyu oluşturmayı hedefliyor. Bunda başarılı olur mu? Soru işareti var. Ancak Avrupa Birliği ve ulusal düzeyde bütün üye ülkeler bununla mücadele etmek için şimdiden en azından enerji çeşitliliğini sağlamak için değişik kaynaklara başvuruyorlar ama yazın
kışın soğuk geçeceği, zorlu geçeceği kesin Burak. Güldener son umut aktardı. Yazın, kışın soğuk geçeceği kesin dedi. Önümüzdeki günlerde havalar soğumaya yavaş yavaş başladığında bu konuyu çok daha sık konuşacağız gibi gözüküyor. Reklam arası veriyoruz. Reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Fenerbahçe yeni sezon formalarını görkemli bir törenle tanıttı. Formaları ünlü oyuncular taşıdı. Başkan Ali Koç camiadan satış rekoru kırmasını beklediğini söyledi. Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı. Geleneksel çubuklu, sarı dış saha forması ve alternatif lacivert formayı ünlü oyuncular taşıdı. Merakla beklenen klasik çubuklu formayı Sarp Akkaya tanıttı. Çok heyecanlıyım. Dizlerimin bağı çözülecek. Ben genelde kendi mesleğimi icra ederken bu kadar heyecanlanmıyorum açıkçası. Herkes bilir ki çubuklu bizim için çok kıymetlidir. Her sene çubukta yapılacak dokunuşları da ben merakla beklerim. Ama deplasman formalarını da çok büyük bir heyecanla, merakla beklerim. Bu sene de harika formalar geldi gene. Deplasman formasını Afra Saraçoğlu taşıdı. Çocukluğumdan beri aşık olduğum o çubuklu formayı bugün Sarp abiye kaptırdım. Benim hepsi tabii ki favorim ama çubuklu forma benim için ayrı, özel. Sarpcan Köroğlu lacivert damalı formayı taşıdı. Kulüpten bu teklif gelince ağzım kulaklarıma vardı zaten. Böyle bir yerde var olmak benim için inanılmaz bir şey. Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, tüm takım olarak yeni formaları çok beğendiklerini söyledi. Bu sene Tekin'de giyme fırsatı buldum ve şimdi gerçekten hem çok şık hem de çok rahat. Sahada tabii ki rahat etmemiz bizim açımızdan çok önemli. Başkan Ali Koç da sahneye çıktı. Fenerbahçe Başkanı, üretici firma Puma ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bize has formalar üretiliyor, demin de gördüğünüz gibi. Bu bizim için çok büyük önem arz ediyor, büyük bir yenilik. Çünkü bir sıkıntı yaşıyorduk bu konuda. Hepimizden ricam, bu sene rekoru kıralım. Toplam satışta rekoru kıralım. Formalar yalnızca 72 gram ve bu alanda dünyanın en hafif forması. Yeni sezon formaları 629 liradan satışa çıktı. Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de çalışan Türklerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Formula 1'in en köklü takımlarından biri olan McLaren'da aerodinamik mühendisi olarak görev yapan Emel Cankaya, Formula 1'e giriş serüvenini Ahmet Örsoğlu'na anlattı. İngiltere'deyim. Formula 1 takımında çalışıyorum aerodinamik mühendisi olarak. Çok istedi, çok çalıştı. Çocukluk hayali yıllar sonra gerçek oldu. O Formula 1'in tek Türk kadın aerodinamik mühendisi. Yarış arabalarımızın parçalarını tasarlayarak performans katmaya çalışıyorum araçlarımıza. Emel Cankaya 32 yaşında. Aslen Ispartalı, Hollanda'da başladığı eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT'de devam etti. Havacılık ve uzay mühendisliğinden mezun olan Cankaya, farklı takımlara iş başvurusu yaptı ancak her seferinde reddedildi. Bankacılık sektörüne giren Cankaya pes etmedi. McLaren'a iş başvurusu yapan genç kadın, şimdi başarılı bir aerodinamik mühendisi. Neden Formula 1? Bu sizin için bir tutku muydu? Takip ediyor muydunuz? Hedefiniz miydi? Üniversitemin son yıllarında ilgimi çekmeye başladı. Hız, yarış. Formula 1'de çalışmak istedim. Formula 1'de çalışmak başka bir dünya. Herhangi bir otomobil markası değil. Bir fabrika takımı. Ve yıllardır Formula 1'de yarışıyorlar. Sayısız başarılara imza attılar. Bu dönem biraz durgunlar. Ama yine de bir çıkış arıyorlar. Takımı başarılı kılmak adına sizin farkınız nedir? Aerodinamik departmanı rekabette bir adım önde olmak için temel ayırt edici faktörlerden biri. Çok önemli bir departmanda çalışıyorum aslında. Bu yüzden aerodinamik departmanı olarak sürekli bir iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. 3,5 yıldır McLaren'ın Formula 1 takımında görev yapan Emel Cankaya'nın ilk görevi araçların hızını arttırmak. Her yarıştan sonra sadece soğuk salonu değil, pilotlar bize sürekli bir feedback veriyor. Yani şu iyi değil, bu iyi değil, bu daha iyi olsa daha iyi olur gibisinden iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bizim rüzgar tünelimiz Almanya'da.
Sürekli oraya gidiyoruz. Bayağı yorucu bir hayat yani. Stresli ama bir o kadar da eğlenceli aslında. Formula 1'in genç Türk mühendisi alanında tek olduğu için gururlu. Ona ulaşmaya çalışanlara da destek olmaya çalışıyor. Gurur verici bir şey. Formula 1'de ya İtalyan çok, İspanyol çok, Fransız çok ve İngiliz tabii. Ama Türk görmedim ben. Yani bir kişi biliyorum. Hani sen de onu tanıyorsun zaten. Oltan İzmirli. Aynen, evet. Onun dışında bilmiyorum aslında. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu gişe rakamları belli oldu. Her iki listede de Thor zirvedeki yerini korumayı başardı. Yanımda kaldan Gitme Seviyorum'a ve Gir Kanıma'ya kadar onlarca unutulmaz şarkıyla 90'lara damgasını vuran Harun Kolçak aramızdan ayrılalı 5 yıl oldu. Sadece sesiyle değil, sözleri, müzikleri ve enstrümandaki başarısıyla da büyük bir sanatçı olmayı başaran Kolçak'ı anarak bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız. Yeniden iyi geceler. NTV'de bugün yarının ikinci saatiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da Suriye zirvesinde bir araya geldi. Astana formatındaki zirvenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaptı, terörü Suriye'den söküp atacağız ifadelerini kullandı. Türkiye olarak DAEŞ olsun, PKK, PYD, YPG olsun terör örgütleri arasında fark görmüyoruz. Biriyle mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da düzenlenen Astana formatındaki üçlü zirvenin ardından terörle mücadelenin süreceğini söyledi. Terörle mücadele hepimizin ortak meselesidir diyen Erdoğan, Astana garantörleri olan İran ve Rusya'nın bu konuda Türkiye'ye destek olması gerektiğini belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapan Erdoğan, Anayasa Komitesi görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Suriye ihtilafına ancak siyasi çözümle son verilebileceği yönündeki mutabakatımız bakidir. Astana sürecinin bir ürünü olan ve halihazırda Suriyeli tarafları bir araya getiren tek mekanizmayı teşkil eden Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının somut sonuç doğurması zaruridir. Maalesef Suriye rejimi bu konuda uzlaşmaz bir tutum içinde. Komitenin müteakip turunun bir an önce yapılması ve sürecin başarıya ulaşması, ihtilafın Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde çözülmesi açısından önemlidir. Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye'ye yardımların devam etmesini öngören tasarıya onay vermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Ancak 6 aylık sürenin yeterli olmadığını vurguladı. Suriye'de terörden arındırılan bölgelere 500 bin kişinin geri döndüğünü dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise tahıl krizine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Karadeniz'de tahıl koridoru konusunu ele aldıklarını belirten Putin, İstanbul'daki görüşmelerden memnun olduklarını sözlerine ekledi. Zirve sonrası yayınlanan 16 maddelik ortak bildiride Suriye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliğine vurgu yapılırken, komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılara karşı durma kararlılığı maddesi dikkat çekti. Suriyelilerin evlerine dönmeleri için uluslararası yardımların artırılması çağrısı yapıldı. Bir sonraki üçlü zirve Putin'in daveti üzerine Rusya'da gerçekleştirilecek. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında F-16 satışı konusunda görüşmeler devam ediyor. Bu konuda hatta satış için ABD Başkanı Joe Biden da yeşil ışık yakmıştı ama Temsilciler Meclisi ABD'de bir karar aldı ve Türkiye'ye F-16 satışını bazı şartlara bağladılar. Bu tasarıya bir tepki geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şunları söyledi. Bir grup çıkmış manipülasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz dedi. Bir kez daha görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi ve temennimiz aklı selimin hakim olması diye konuştu. Bizim bu
bugüne kadar yapılan çalışma. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan. Bakan Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarısına tepki gösterdi. ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye'nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyleyken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada bir takım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz. Türkiye'nin F-16 talebinin ABD ve NATO ile ilişkilerine uygun olduğunu belirten Bakan Akar, NATO'nun güçlü olması için üyelerin de güçlü olması gerektiğini söyledi. Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın gibi bir şartlı şeyin olmaması gerekir. Askeri heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor. Askeri, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz aklı selimin hakim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır. Atina'nın tavrını da eleştiren Akar, Yunanistan'ın konuyu uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek bir boyuta getirdiğini söyledi. ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıyla F-16 satışı için Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde garanti istendi. Yunan medyasında da dikkat çeken bir haber yer aldı dün. Buna göre Yunanistan Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere İsrail'den füze savunma sistemi alacak. Habere göre Yunanistan İsrailli bir şirketten Spike füze sistemleri satın alacak. Anlaşmada son aşamaya gelindiği iddia ediliyor. 370 milyon euro karşılığında 27 füze sisteminin alınacağı ve 2023 başında füze sistemlerinin Yunanistan'a gönderilmeye başlanacağı belirtiliyor. Alınan füze sistemlerinin Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Evros bölgesinin Türkiye sınırına konuşlandırılacağı da haberde yer alan iddialar arasında. Söz konusu füzelerin 32 kilometre menzile sahip olduğu ve tank savunma sistemi olarak tasarlandığı belirtiliyor. Üniversite öğrencilerinin öğrenim kredisiyle ilgili düzenlemenin açıklanması siyasette tartışılmaya devam ediyor. Tartışmanın nedeni konuyu ilk kimin gündeme getirdiği? Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk'ün açıklamaları geliyor ekrana. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeden dediklerini yaptıran bir genel başkan olarak herhalde dünya siyaset tarihine geçmiştir. Emekliye iki ikramiye dedi. Önce itiraz ettiler. Ama yaptılar sonunda. 3600 ek gösterge dedik. Taşeron işçilere kadro verin dedik. Sonunda verdiler. En son genel başkanımız gençlere döndü, dedi ki sıkıntı burada büyük. KYK borçlarının faizini ödemeyin. Çünkü biz gelince bu faizleri sileceğiz. İşte efendim o faizliymiş de enflasyon düzeltmesiymiş de şuymuş da buymuş da bir sürü laf ettiler. Ondan sonra yine genel başkanımızın dediğine geldiler. Çok açık söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanı bu ülkenin ihtiyaçlarını biliyor. Öyle diyor, böyle diyor diyorlar, eleştiriyorlar ama sonunda onun dediği yere geliyorlar. Efendim, Covid vakaları artışta, hepimiz çevremizde bunu görüyoruz. Son açıklanan tabloya göre bir önemli bir artış vardı. 2 kat bir artış vardı vakalarda. Bir ay öncesine göre baktığımız zaman 16 katlık bir artışı görüyorduk. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir açıklama yaptı ve Covid vakalarının 40 kat arttığını açıkladı. Bakan, hastane yükünde henüz ciddi bir artış yok, yeniden kapanma ve benzeri durumlar olmayacak ifadelerinde kullandı. Ama 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için hatırlatma dozu ve maske uyarısı yaptı. Salgında yeni vaka artışı sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük 40 kat artış var dedi. Henüz hastane yüküne yansıyan bir tablo oluşmadığını söyledi. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz.
Koca yeni yoğun bakım üniteleri açmaya ihtiyaç olmadığını söyledi, panik havası yok, yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak dedi. Kişisel tedbirlere uyarak artık Covid'le yaşamayı öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş de seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ama ek hastalığı olanlar da hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için dikkatli olmalıyız. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, aşı ve maske uyarısı da yaptı. 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin hatırlatma dozunu ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Özellikle kalabalık ortamlarda maske kullanımına özen gösterilmeli dedi. Uzmanlar Kurban Bayramı sonrası 2 haftanın vaka artışı konusunda kritik olduğu görüşünde. Polikliniğe bir takım viral semptomlarla başvuran bireylerin %40'a yakını pozitif çıkmaya başladı. Sayı giderek artıyor. Özellikle de bayram döneminin ardından şimdi önümüzdeki 2 hafta bizim için aslında çok kritik bir hafta. Ciddi vaka sayı artışlarıyla karşılaşabiliriz. Konya'nın Karatay ilçesinde tarlaya çok sayıda kimyasal atık dolu varil bırakıldı. Araziye sızan atıklar 60 küçükbaş hayvanın hastalanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşletmeye ve tutuklanan 3 kişiye toplam 38 milyon lira para cezası kesildi. Kimyasal atık dolu variller boş araziye bırakıldı. Sızan zehirli maddeler nedeniyle 60 hayvan yaralandı. Tutuklanan 3 kişiye 38 milyon lira idari para cezası uygulandı. Konya'da kamyonla taşınan variller Kayacık Mahallesi'ndeki araziye bırakıldı. Varillerin içindeki maddeler bir süre sonra alana yayıldı. Sabah koyunlarını otlatmak için tarlaya giden üreticiler hayvanlarının ayaklarının yandığını ve kanadığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetlerle inceleme yapan uzmanlar varillerde sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağlar olduğunu tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kamyonlarla varilleri tarlaya bırakan iki kişi gözaltına alındı. İfadeleri doğrultusunda talimatı veren şirket sahibi de yakalandı. Üç şüpheli çevreyi kasten kirletme ve mala zarar verme suçundan tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de çevre felaketine neden olan 3 kişiye en üst sınırdan ceza verdi. 38 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bu dökümü yapan şahıslara şahıs başı 11 milyon lira ve atıkları yüklenen işletmeye de 16 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında da çevrenin kasten kirletilmesi suçu ile ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik. Ayaklarından yaralanan 60 küçükbaş hayvan tedavi edildi. Ekipler toprağa sızan kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlattı. Brezilya donanmasına ait asbestli geminin söküm için Türkiye'ye gelmesi uzun süredir tartışma konusu. Çevre Bakanlığı gemide yapılan incelemelerde insan sağlığı ve çevreye zarar verecek bir risk olmadığını açıklamıştı. Peki söküm işlemi sırasında nelere dikkat edilecek? Hangi önlemler alınmalı? 2013 yılında benzer bir işlemde görev alan atık yönetim uzmanı Ersin Çeliker anlattı. Söküm için Türkiye yolunda olan Brezilya donanmasına ait asbestli gemi tartışılmaya devam ediyor. İzmir Ali Ağa'da 2013 yılında benzer bir işlemi yapan ekipte yer alan atık yönetim uzmanı Ersin Çeliker, söküm sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Asbestle yapılan çalışmalarda bir kere tek giyimlik elbiseler, galoşlar kullanılıyor. Onun dışında hijyen testlerimiz var. Yani işçilerimizin kirlenmiş alandan çıktıktan sonra bu tesisleri yıkanarak temizlenmeleri. Vakum cihazlarımız var. Çeliker, gerekli tedbirlerin alınması halinde geminin bir risk oluşturmayacağını söyledi. Herhangi bir risk teşkil etmez. Oradaki arkadaşlar gerekli karantina tedbirlerini aldıktan sonra, gerekli kişisel koruyucuları donattıktan sonra bunun sökümünde hiçbir sakınca yok. Bazı ekipmanların içerisinde olan bir maddenin
denize herhangi bir zararı düşünülemez. Söküm işleminin ardından tehlikeli maddeler geçici olarak depolandıktan sonra bertaraf edilecek. Bu gemilerin içerisinde sadece asbest değil, diğer atıklar da var. Bunlar da tek tek toplanıp yönetiliyor, geçici depolanıyor. Biz burada tehlikeli olarak adlandırılan maddeleri izole edip, toplayıp bertaraf ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunduğu belirtilmişti. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak, çevreye zarar verecek hiçbir girişime asla müsaade edilmeyeceği de vurgulanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletindeki alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürüyor. Yemek katında rastgele ateş açan saldırganı vurarak etkisiz hale getiren kişinin 10 el ateş ettiği açıklandı. Şimdi son detayları alacağız. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay karşımızda. Hüseyin 10 el ateş etmiş saldırganı vuran kişi ama saldırganın yanında da 100'e yakın mermi olduğu belirtiliyor. Yani saldırganı vuran kişi orada olmasa çok daha büyük bir faciadan bahsedecektik herhalde. Kesinlikle öyle olacaktı Burak. Eğer saldırganı vuran vatandaş müdahale etmemiş olsaydı 20, 30, 40 belli de belki de 50 kişiden bahsediyor olacaktık. Şimdi birkaç gün önce gerçekleşti, pazar günü aslında gerçekleşti bu olay. Bir kişi 22 yaşında, düzeltiyorum 20 yaşında bir genç AR-15 yarı otomatik bir tüfekle alışveriş merkezine geliyor. Yaklaşık bir saat falan alışveriş merkezinde dolaşıyor. Daha sonra tuvalete giriyor. Tuvalete girdikten sonra şarjörü silaha takıyor. Tuvaletten çıkar çıkmaz ateş etmeye başlıyor. 3 kişiyi öldürdü. Ateş etmeye başladıktan sadece 2 dakika sonra yine yemek katında olan başka bir vatandaş belindeki Glock marka tabancaya sarılıyor ve saldırgana 10 el ateş ediyor. İsabetli de ateş ediyor. Saldırganı orada olay yerinde öldürüyor. Hatta saldırgan mukavemetle karşılaştığını görür görmez arkasını dönüp tuvalete kaçmaya devam etse de Glock marka tabancalı vatandaş onu öldürmeyi başarıyor. Saldırganın yanında 100'den fazla mermi vardı. 3 tane uzun namlulu AR-15 tüfek vardı. Eğer saldırgan başarılı bir şekilde devam edebilmiş olsaydı çok sayıda kişi ölecekti. Bu kesin. Ancak ortada şöyle bir sorun var Burak. Herkes saldırganı vuran 22 yaşındaki genci kahraman olarak ilan ediyor. Evet, olaya müdahale etmiş olması birçok kişinin hayatını kurtarmış olabilir ama burada asıl sorulması gereken soruyu Amerikalılar sormuyor. Biri 20 yaşında saldırgan, biri 22 yaşında saldırgana müdahale eden genç. Her ikisinin üstünde silah var. Her ikisi elini kolunu sallayarak alışveriş merkezine girmeyi başarmış. Biri 3 kişiyi öldürmüş, diğeri 3 kişiyi öldüren genci öldürmüş. Amerikalılar bu durumu bu şekilde tartışmayı tercih etmiyorlar. Indiana eyaleti Amerika'da silah almanın en kolay olduğu eyaletlerden bir tanesi. Silah almak için ruhsata ihtiyacınız var. Ancak silahınızı belinize takıp, çantanıza koyup, elinizde sokakta dolaştırmak için herhangi bir izne ve ruhsata ihtiyacınız yok. Son bir bilgi, Amerika Birleşik Devletleri'nde son 6 ayda tam 352 tane silahlı saldırı gerçekleşti Burak. Hüseyin, bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Glock marka bir silahla 10 el ateş ediyor ve isabetli ateş ediyor diyorsun. Glock silahları işte suikast silahı olarak da bilinir. Bu saldırıyı önlemiş gözüküyor bu kişi, evet. Bir kahraman olduğunu da söyledin. Peki herhangi bir adli inceleme, bir soruşturma bununla ilgili yapılıyor mu, yapılacak mı? Buna dair bir bilgi var mı? Saldırganı etkisiz hale getiren 22 yaşındaki genç kahraman ilan edildi Indiana eyaletinde. Gencin Glock marka tabancayı ruhsatlı bir şekilde satın aldığı, yasal yollarla elde ettiği öğrenildi. $800 vermiş. $800 bir garsonun yaklaşık 10 günlük çalışmasına tekabül ediyor satın alabilmek için. İçinde de 20'ye yakın mermi var. Dolayısıyla o genç de en azından silah eğitimi almış birisine benzemese de
tabancasını seven ve tabancasını kullanmayı bilen birisiymiş. Çünkü 10 elden 8'ini isabet ettiriyor. Glock marka tabancayla isabet oranı yüksek, kabiliyetli, yetenekli bir tabanca. Ancak 10 elden en azından 10 metreden fazla mesafeden 8'ini isabet ettirmekte başka bir yetenek Burak. Hüseyin, bir de bir diğer konuda bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde Twitter'ın satışındaki son durum. Şimdi satın almaktan Elon Musk vazgeçtiğini açıklamıştı ve bugün ilk kez Elon Musk ve Twitter'ın avukatları hakim karşısına çıkıyor. Neler olacak, neler konuşulacak, orada neler konuşuluyor hali hazırda? İşin suyunu çıkardılar. Kabak tadı çoktan ekşidi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Elon Musk Twitter'ı alacağım dedi. 44,5 milyar dolar bir para önerdi. Twitter'ın ederinden çok daha büyük bir para. Elon Musk bunun farkına vardı. Ben ne yapıyorum dedi, vazgeçti. Twitter'da dedi ki bu kadar çok para veren müşteriyi bulduk, kaçırmayalım. Onu mahkemeye verelim, bizi satın alsın. Oldukça komik bir durum. Elon Musk diyor ki Twitter'ın günlük kullanıcı sayısının %5'inden daha fazla sahte hesap var. Bunu zaten herkes biliyordu. Yani Twitter'da çok fazla bot, troll, sahte hesap olduğunu herkes biliyor. Elon Musk'ın bunu bilmemesi mümkün değil. Elon Musk bir kumar oynadı, bir manipülasyon yaptı. Ancak bu sefer öyle görünüyor ki bu işten çok da karlı çıkmayacak. Twitter Elon Musk'ı mahkemeye verdi ve dedi ki bizi satın alacaksın, bize o parayı vereceksin ve biz sana satılıp bu işten kurtulacağız. Bugün ilk duruşma görüldü. Elon Musk'ın şöyle bir talebi vardı, mahkeme düşürülsün, eğer düşürülmeyecekse de ilk duruşma Şubat 2023'te görülsün. Hakim Elon Musk'ın talebini kabul etmedi, Twitter'ın talebini kabul etti. Ekim ayında, 2022 Ekim ayında Twitter ve Elon Musk arasındaki hukuk savaşı başlayacak. Konuştuğum uzman avukatlar şunu söylüyor, her iki tarafta zararlı çıkacak. Bu işten iki tarafta karlı çıkmayacak. Elon Musk popülaritesini yitirecek. Twitter ciddi anlamda hisse değerlerinde kayıp yaşayacak. Ve sıfıra sıfır, elde var sıfır şeklinde ikisi o duruşmadan hakimin bir tarafı haklı bulmamasıyla ayrılacak. Burak. Hüseyin Günay aktardı Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini. Reklam arası veriyoruz. Havalar ısındı. Maalesef her yaz gördüğümüz kene ısırması vakaları da artışta. Sadece bugün, daha doğrusu dün, Adana ve Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybetti. Hep olduğu gibi uzmanlar da yine uyarıyor. Kene ısırırsa kendiniz müdahale etmeyin. En yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Kene'den ölüm haberleri ard arda geldi. Adana ve Sivas'ta bir günde 3 kişi yaşamını yitirdi. Polis Mesut Sayar, Adana'da Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevdeydi. Kurban Bayramı tatili için Tufanbeyli ilçesindeki baba evine gitti. Bayramın ikinci günü evin bahçesinde kene ısırdı. Sayar'a ilk müdahaleyi yakınları yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 40 yaşındaki polis yaşam savaşını kaybetti. Sivas'ın Avşar köyünde de 73 yaşındaki kişi kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan hasta, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Tokat'ın Reşadi ilçesinde 49 yaşındaki M.A. fenalaştı. Sivas'a sevk edilen hasta, Kırım-Kongo kanamalı ateş şüphesiyle tedavi alındı. Ancak kurtarılamadı. Uzmanlar bu hastalığa neden olabilen kenelere karşı uyardı. Kene ısırması durumunda kişisel müdahaleden kaçınılması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtildi. Trakya bölgesinde tırtıl istilası var. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde gördüğümüz tırtıllar İstanbul'a da ulaştı, Çatalca'da görüldü. Çiftçilerin ve uzmanların yorumuna göre istila nedeniyle ayçiçeğinde bu yıl rekolte kaybı yaşanabilir. Çayır tırtılı 1975 yılında böyle bir salgın yapmıştı. Daha sonra 2012 yılında yaklaşık bir 35-40 sene sonra bir salgın gerçekleştirdi ve şu an 2022 yılı itibariyle 10 yıl sonra tekrarlamış bir salgın durumu ile karşı karşıyayız.
Çayır tırtılı İstanbul'da da görüldü. Bu görüntüler Çatalca ilçesinde kaydedildi. Çayır tırtılı dediğimiz tür yaklaşık 400 kadar yumurta bırakabiliyor. Bir tane kelebeğin bırakmış olduğu 400 yumurtadan yaklaşık şartlar uygun gittiğinde 400'ü de çıkabiliyor. Çayır tırtılı istilası özellikle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de etkili. Peki bu istilanın nedeni ne? Hep iklim krizini konuşuyoruz. İklimlerin özellikle Türkiye'de çok değiştiğinden bahsediyoruz. İklim krizinin bu salgının yaşanmasında bir neden olarak görülebileceği tezi sizce doğru bir tez mi? Şimdi iklim değişikliği, küresel ısınma tabii ki böcekler açısından da çok önemli. Çünkü bu ısınmaya bağlı olarak bitki örtüsündeki, üretimdeki değişiklik böcekler için de geçerli. Daha güneyde faaliyet gösteren böceklerin daha kuzeye doğru kaydığını görmekteyiz. Yani bu ülkemiz açısından da bu şekilde. Daha önce Akdeniz kuşağında daha yoğun görmüş olduğumuz böcekler artık Karadeniz bölgesinde de karşılaşılır duruma gelmiş durumda. Tırtıl istilasının artması sadece ayçiçeğinde değil, başka tarım ürünlerinde de rekolte kaybına neden olabilir. Şu anda ayçiçeğinde karşılaştığımız bir sorun, yarın başka bitkiler açısından da yine çayır tırtılı özelinde görmemiz muhtemel. İkinci ürün olarak yetiştirilen belli bölgelerde, Mısır'da da böyle bir çayır tırtılı durumuyla karşılaşmamız mümkün. İstilanın önüne geçebilmek için ilaçlama çalışmaları sürüyor. Ancak tırtılı öldüren ilaç diğer küçük canlıları da öldürüyor. Arı ölümleri de söz konusu olmakta. Tabii ki biz üreticilerimizi ya da mücadele noktasında özellikle arıların faaliyetin olmadığı daha akşamüstü saatlerinde ya da ilaçlama yapılacak bölgelerdeki gezici arıcıların kovanlarını kapatarak bu süreci atlatmaları gerektiği konusunda biz de önerilerimizi sunduk. Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki simge ağaç asit benzeri bir maddeyle kurutulmuştu. Soruşturmada önce bir belediye çalışanı yakalandı. Şüpheli ifadesinde olay anında yanında görülen kişinin Toroslar Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı olduğunu, talimatı da Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı'ndan aldıklarını öne sürdü. Bunun üzerine onlar da gözaltına alındı. Önce matkapla delikler açtılar, daha sonra asit benzeri madde enjekte ettiler. Simge ağacın kurutulması ile ilgili 3 kişi yakalandı. Burası Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı. Meydanda bulunan 50 yıllık kauçuk ağacı kurutuldu. Gövdesine matkapla 9 delik açılan ağaca asit benzeri madde enjekte edildi. Orman Bölge Müdürlüğü soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Olay yerinde görülen aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Aracı kullanan belediye çalışanı yakalandı. Şüpheli ifadesinde yanındaki kişinin Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı olduğunu, talimatı da Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı'ndan aldıklarını öne sürdü. Bunun üzerine diğer iki kişi de yakalandı. Bu arada olayın yaşandığı meydanda ağacın kurutulması protesto edildi. Bir grup bisikletli kadın simge ağacın kurutulmasına tepki gösterdi. Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Bir yangın haberi de Muğla'dan gelmişti. Milas ilçesindeki yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü. Manisa'daki yangın saat 14 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Karayağcı bölgesinde çıktı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre anız yangınının ormana sıçraması sonucu başladı. Alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katılıyor. Geç saatlerde havadan müdahaleye devam edebilmek için bölgeye gece çalışabilme kabiliyetine sahip iki helikopter de gönderildi. Yangının dağlık alana doğru ilerlediği belirtiliyor. Söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde de yangın vardı ancak hızlı müdahaleyle alevlerin yayılması önlendi. Ekipler alevlerin yakındaki turistik tesise sıçramaması için çaba sarf etti. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı.
Avrupa'daki sıcakların Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Yurdun batısı ve güneyinde orman yangınlarına karşı alarm durumu var. Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma ekipleri yangın riskine karşı ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı. Yeni tatiller. Orman yangınları riski açısından bayağı riskli bir zamandayız. Vatandaşlar tek tek uyarılıyor. Ormanlar hem karadan hem de havadan kontrol ediliyor. Jandarma yangınlara karşı teyakkuzda. Muğla'da son yılların en sıcak günleri yaşanıyor. 21 Haziran'da Marmaris'teki orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alınmıştı. 13 Temmuz günü Datça'da çıkan yangınsa ikinci günde söndürülmüştü. Bu yangınlar sonrası kent genelinde tüm kurumlar harekete geçti. Meteoroloji de fırtına ve düşük nem nedeniyle yangın riskine karşı uyardı. Özellikle Muğla ve Antalya'da hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıkacağı belirtildi. Bunun üzerine tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. Jandarma ekipleri Muğla'nın tüm ilçelerindeki ormanlık alanlarda devriye nöbetine çıktı. Vatandaşlar ateş yakmamaları ve sigara izmaritlerini ormana atmamaları konusunda uyarıldı. Orman yangınları riski yüksek derecede, sıcaklık fazla, nem düşük. Sigara içmiyorsak sigaralarımıza dikkat edelim, kül tabanla söndürelim. Herhangi bir ateş yakmayalım. Ekipler ormanları karış karış izliyor. Bir yandan ormanın içinde nöbet tutulurken bir yandan da dronlarla bütün alan izleniyor. Bazı bölgelerse şerit çekilerek girişe kapatılıyor. Kent genelinde 347 personel ve 100 araç görev yapıyor. Denetimler önümüzdeki günlerde de sürecek. Denizli'de önceki gün 9 ve 11 yaşındaki iki çocuk kayboldu. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Bir görgü tanığı çocukları sulama kanalına girmeye çalışırken fark ettiğini söyledi. Bunun üzerine çalışmalar o noktada yoğunlaştı ancak henüz bir ize rastlanmadı. İki çocuk bir anda ortadan kayboldu. Aramalar sulama kanalında yoğunlaştırıldı. Ekipler insan zinciri oluşturarak kanalı didik didik taradı. Olay Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kralan mahallesinde meydana geldi. 9 ve 11 yaşındaki Rafet Ergen ve Hakkı Bardan kayboldu. Ailelerin ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve itfaiye devreye girdi. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Buradan tekrar gel, kapak dibinden gel. Rafet Ergen ve Hakkı Bardan'ı gördüğünü söyleyen bir kişinin de bilgisine başvuruldu. Görgü tanığı çocukları kanala girmeye çalışırken fark ettiğini ve ikisini de bölgeden uzaklaştırdığını anlattı. Bunun üzerine çalışmalar sulama kanalında yoğunlaştırıldı. Kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri çocukların görüldüğü noktadan başlayarak tüm güzergahı taradı. AFAD ekipleri ve diğer gönüllü kuruluşlar da çocukların evleri ve çevredeki geniş arazide arama gerçekleştirdi. Aramalardan henüz bir sonuç alınamadı. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Tekirdağ Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda 8 gün önce ailesiyle piknik yaparken kaybolan Şehmuz Ele Çatalca'da ormanlık alanda bulundu. İstanbul'da oturan Şehmuz Ele 12 Temmuz'da ailesiyle Tekirdağ'ın Saray ilçesine pikniğe gitti. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan gençten bir daha haber alınamadı. İyi haber, arama çalışmalarının 8. gününde geldi. Şehmuz Ele Çatalca'da ormanlık alanda sağ bulundu. İlk ifadesinde ormanlık alanda kaybolduğunu, bulunmak için elbiselerini arazide bıraktığını anlattı. Sağlık durumu iyi olan genç kontrol için hastaneye götürüldü. İstanbul Şile'de iş insanı İbrahim Kurşunoğlu ve oğlu Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun içinde olduğu jip denize düştü. Felçli olduğu öğrenilen iş adamı hayatını kaybetti. Sürücü koltuğundaki oğlu kurtuldu. Vitesleri karıştırdığını söyleyen Mecit Kurşunoğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil denize uçtu. Oğlu kurtuldu. Felçli baba ise hayatını kaybetti. Kaza İstanbul Şile'de pazar akşamı meydana geldi. Tuzla deri sanayinde fabrikası olan
50 yaşındaki İbrahim Kurşunoğlu 3 ay önce pıhtı atması nedeniyle felç olmuştu. Baba İbrahim Kurşunoğlu, oğlu Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun kullandığı araçla hafta sonu birlikte Şile'ye gitti. Limanda baba ve oğlunun içinde bulunduğu araç aniden hareket etti ve hızla denize uçtu. Akşamüstü araba orada vardı, denizi seyrediyordu. Birden hızlı bir şekilde denize uçtu. İçinde baba oğul vardı. Çocuk hemen çıktı kendisi ama baba içindeydi. Onu da sahil güvenlik çıkardı yani. 23 yaşındaki Mecit Güçlü Kurşunluoğlu aracın içinden çıkmayı başardı. Yüzerek kıyıya ulaştı. Ancak çevredekilerin tüm çabasına rağmen felçli baba kurtarılamadı. İş adamı İbrahim Kurşunluoğlu'nun cansız bedeni olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkartıldı. Otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Polise ifade veren Mecit Güçlü Kurşunluoğlu vitesleri karıştırdığını ileri sürdü. Geri yerine ileri vitese taktığını söyleyen Mecit Güçlü Kurşunluoğlu sonrasında yaşananları ise hatırlamadığını söyledi. Kurşunluoğlu ailesine ait araç vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'ne çok sayıda kaçak baraka kuruldu. Dubalar üzerinde yüzen barakaların günlük 700 liraya kiralandığı ve doğum günü, evlilik teklifi gibi etkinliklerde kullanıldığı öğrenildi. Devlet Su İşleri kaçak yapıların kaldırılması için çalışma başlattı. Baraj Gölü'ne dubalar üzerine yüzen barakalar inşa edildi. Sayıları giderek artan kaçak yapılar günlük olarak kiralanmaya başlandı. Yetkililer yapıların kaldırılması için harekete geçti. Burası Adana'daki Seyhan Baraj Gölü. Kentin ortasındaki göl, çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi haline geliyor. Ancak son dönemde suyun üzerinde farklı bir manzara var. Dubalar üzerine irili ufaklı çok sayıda baraka inşa edildiği görüldü. Barakaların sosyal medyadan günlük 700 liraya kiralandığı, vatandaşların burada doğum günü ve evlilik teklifi gibi etkinlikler gerçekleştirdiği öğrenildi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yüzen yapıların kaçak olduğunu açıkladı. Yetkililer barakaların kaldırılması için çalışma başlattı. Kurban Bayramı tatili iç pazarda yoğunluğun azaldığı turizm sektörü için doping oldu. Bayramda oteller %90'ın üzerinde doluluğa ulaşırken 3 milyon kişinin tatile çıktığı belirtiliyor. Turizmde Kurban Bayramı tatili hareketli geçti. Artan otel fiyatları, yükselen ulaşım maliyeti. Bu yıl turizmde iç pazar yıla çok iyi başlamadı. Turizmcinin yüzü ise 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle güldü. 9 günlük bayramdan önce kötü başlayan bir sezonumuz oldu. Okulların tatiliyle beraber biraz hareketlenmişti ama hemen herkes biraz da bayram tatilini beklediler. Bayram tatiliyle birlikte bölgeler, özellikle Akdeniz bölgesi de %90'ın üzerinde doluluğa ulaştı. Bayram tatilinde genellikle deniz turizmi öne çıktı. Akdeniz ve Ege en çok ilgi gösterilen bölgelerdi. Bayramın ikinci gününden sonra tekrar bir satışlarla ilgili tekrar bir son dakika rezervasyonları geldi. İç turizmde aşağı yukarı bir 3 milyonluk rakamı gözlemledik. Turizmde bu yıl artan fiyatlar tatile çıkmayı zorlaştırdı. Sektör yetkilileri fiyatların Ağustos'un 15'inden sonra beklenen talep düşüşüyle ucuzlayabileceğini belirtiyor. Günümüzde evlenmek, yuva kurmak hayli zor. Sebebi fiyatlar. Geçen yıla göre mobilya, beyaz eşya, züccaciye fiyatları iki katına çıktı. Arkadaşlarımız da sokağa çıktılar. Sıfırdan bir ev kurmanın maliyeti nedir? Araştırdılar. İzleyelim. Düğün sezonu açıldı. Bu yaz Türkiye'de 1 milyona yakın kişinin evlenmesi bekleniyor. Evet. Ancak yeni ev kuracak çiftler için sıfırdan her şeyi almak kolay değil. AvantajX.com sitesinin yaptığı araştırmaya göre geçen yıl 90 bin lira olan çeyiz, takı, ev eşyalarının maliyeti 200 bin liraya aştı. Yeni evlenecek çiftlerin olmazsa olmazlarından biri de elbette mobilyalar. Ancak fiyatlar geçen seneye oranla ikiye katlandı. Kullanılan malzemeler ve markaya göre de fiyatlar değişiyor.
eşyalarımızı bir yıl öncesinden aldık ve sadece beyaz eşyam 23 bin lira tuttu. Şu anki güncel fiyata baktık. Güncel fiyat 85 bin. Mobilyalarımız da 35-40 bin liraya bir şeydi. Şu an onun da güncel fiyatı 130 bin. Geçen yıl bir düğün paketlediğiniz 30 bin lira civarlarındaysa şimdi 55-60 bin liralara kadar gelmeye başladı. Ama ben bu dönemleri yine mobilya alacaklara ellerini hızlı tutmaları kısmında tavsiyede bulunuyorum. Çünkü ham madde fiyatlarımız yavaş yavaş artmaya başlıyor ve diğer maliyetlerimiz artmaya başlıyor. Bu da yavaş yavaş mobilya fiyatlarına etki etmeye başlayacak. Sadece mobilya değil, yemek ve tencere takımlarının fiyatları da geçen seneye oranla %70 ila %100 arası arttı. Geçen sene 4500 TL'ye sattığımız çeyiz setlerini şu an 8000 TL'ye, 7'li granit ve tencere setlerinin fiyatının da 450 TL'den 800 TL'ye çıktığını görüyoruz. Kasım ayında nişanlandık. Kasım'dan bu yana %100'den fazla artış oldu yani. Çoğunu bile alamadık çeyizin, o derece oldu. Evlenecek çiftler kadar anne babalar da fiyatlar nedeniyle dertli. Gerdanlıkları, yüzükleri, artık bilezikleri. İnanın bu işin bir baba oğlunu evlendirecekse, eğer kendi evinde dekore edecekse, ortalamayı size söyleyeyim 700 bin lira civarında. Benim oğlum da saç kıran çıktı. Ne? Strese binmiş. Bak şimdi ilaç aldım, eve götürüyorum, onu kullanacağım. Tuzla Ermeni yetimhanesi yeniden açılacak. Gazeteci Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'le tanıştığı ve eğitim gördüğü yetimhane binası yıllar önce yıkılmış, arazi satılmıştı. Kamp Armen şimdi ABD'li iş insanlarının da desteğiyle yeniden inşa edilecek. NTV'den Korhan Varol Tuzla Ermeni yetimhanesinin hikayesini araştırdı. Hem çocuklar kampı yapıyorlar, hem oynuyorlar, hem denize gidiyorlar ve böylelikle sosyal anlamda gelişiyorlar, kültürel anlamda gelişiyorlar. 1962 yılında kuruldu, 21 yıl boyunca hizmet verdi. Anadolu'dan getirilen öksüz yetim Ermeni çocuklar yazın burada konakladı, eğitimlerini sürdürdü. Toplam 1500 Ermeni çocuk burada yetişti, topluma kazandırıldı. Kamp Armen 12 Eylül askeri darbesinden bir süre sonra kapatıldı. Bu kamp tehlikedir diyorlar. Çünkü burada Ermenice öğreniyorlar, Ermeni kimliğini yaşıyorlar. O yüzden bu kampı yerle bir etmemiz lazım diyorlar. Kampın yöneticisini alıyorlar, hapse atıyorlar, 8 ay boyunca işkence ediyorlar. Gazeteci Hrant Dink, eşi Raquel Dink ile bu kampta tanışmış, birlikte büyümüştü. 1980 darbesinden sonra arazi satıldı, kamp yıkıldı. Aradan yıllar geçti. Kampın eski yerinde yeniden yapılması gündeme geldi. El değiştiren arazi için Tuzla Belediyesi devreye girdi. Buranın mevcut sahipleriyle bir anlaşmaya oturuyor. Diyor ki size paranızı verelim, şu kampı siz hediye edin vakfa. Ve böyle bir süreç nihayetinde de kampın 4700 metrekarelik bir alanı bize bağışlanmış oluyor. Bunun bedelini Tuzla Belediyesi ödüyor ki minnettarız. Kampın yerle bir olmuş arazisini bugün Ermeni çocuklar ziyaret etti. Kamp arazisinin bir de Amerika'dan gelen konukları vardı. Raven ve Sona Yancıyan çifti kampın yeniden inşası için maddi destek sağladı. It will not only be a place for orphans. Burası sadece yetimlere bir yuva olmayacak, aynı zamanda gençliğin ve genç yetişkinlerin sosyokültürel bir mekanı olacak. Kamp Armen'i desteklemeye devam edeceğiz. Kamp Armen. My husband and me have met in those camps. Biz de eşimle böyle bir kampta tanıştık ve mutlu bir evliliğimiz var. İyi bir insan yetiştirmek için ona gençken hayatın değerlerini öğretmek gerek. Kamp Armen'in yeni binasının temelinin Ekim ayında atılması planlanıyor. Kars'ta 150 yıllık Gürcü Kilisesi definecilerin hedefi oldu. Birçok noktası kazılan tarihi yapı tahrip edildi. Bölge halkı duruma tepkili, kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyorlar. Taşları yıkıldı, duvarları oyuldu. Tarihi kilise kaçak defineciler tarafından tahrip edildi. Maalesef görüyorsunuz ki taşlar bile parçalanmış, taşları bile kırmışlar artık. Yani kazmaktan vazgeçmişler, taşları bile parçalamışlar. Burası Kars Kalesi'nin hemen altında yer alan 150 yıllık Gürcü Kilisesi. Aradan geçen sürede kilisenin bir kısmı yıkıldı. Son zamanlarda ise kaçak definecilerin hedefi oldu. Define uğruna kilisenin duvarları yıkıldı. Duvar kaplamaları kırılarak hazine arandı. Etrafı ve içerisi ise çukurlarla dolu.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kilisenin büyük çoğunluğu yıkılmış durumda. Etrafı çok güzel, bedesten olarak inşa edildi. Fakat bu güzelliğin ortasında böyle tarihi yapıların talan edilmesi çok yazık. Tahrip edilen kilisenin turizme kazandırılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza. Sağanak yağış oldu New York'ta. Bazı noktalarda işte yollarda böyle göçükler oluştu ve o göçüğün hemen yanında duran bir minibüs daha fazla yol o minibüsün ağırlığını taşımadı ve çukurun içine düştü. Hemen önünde başka bir araç vardı. O neyse ki bir tekeri havada kalsa da kurtuldu. Diğer tekerlekleri bir şekilde ayak orada kalmasını sağladı. Çukura düşmedi ama gördüğünüz üzere işte sağanak yağışın neticesinde yol çöktü ve yolda duran minibüs de yola düşüverdi. Devam edelim yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber. Bu da görseli güçlü olan bir haber. Hawaii Adası'nda olay meydana geldi. 6 metreyi bulan dev dalgalar sahilde yapılan bir düğünü vurdu. İnsanlar o anda hiç beklemiyorlardı bu dalgaları. Küresel ısınmanın bir etkisi de yine denilebilir ve o anı hiç beklemeyen davetliler cep telefonuyla yaşananları görüntüledi. Dev dalgalar en mutlu günlerini vurdu. Düğün kameralara yansıyan bu görüntülerle bölündü. Oh my God. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii Adası. Bir çiftin düğünü sırasında 6 metreyi bulan dev dalgalar kıyıya çarptı. Düğün törenine dakikalar kala sahile vuran dalgalar masaları ve sandalyeleri sürükledi, konukları ıslattı. O anlar cep telefonlarının kameralarına böyle yansıdı. Olayda yaralanan olmazken düğün törenine etrafın temizlenmesiyle devam edildi. Uzmanlar bu boyuttaki bir dalganın son yılların en büyüğü olduğunu söylüyor. 6-7 metreyi bulan bu dev dalgalar son derece nadir görülen bir durumdu. Ancak güney akıntılarındaki değişim sebebiyle daha önce nadir olarak gördüğümüz bu olaylarla artık daha sık karşılaşıyoruz. Meteorologlar adaya güney yarımküreden gelen soğuk akıntıların bu duruma sebep olduğunu belirtiyor. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın da dev dalgaların oluşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor. Dünyanın en özgün hayvan türlerine ev sahipliği yapan Avustralya'da memeli hayvanların sayısı giderek azalıyor. Hükümetin yayınladığı 5 yıllık çevre karnesine göre Avustralya son yıllarda diğer tüm kıtalardan daha fazla memeli türü kaybetti. Kanguru, ornitorenk, koala. Avustralya kıtasına özgü bu memeli türleri tehlike altında. Hükümetin yayınladığı 5 yıllık çevre raporuna göre Avustralya'da yaşayan memeli türlerinin sayısı son yıllarda giderek azaldı. Bu durum son yıllarda artan orman yangınları, kuraklık ve sel felaketlerine bağlanıyor. Çevre Bakanı Tanya Pilbersek, çevre koruma politikalarına öncelik vermeleri gerektiğini söyledi. Avustralya'da diğer kıtalardan daha fazla memeli türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tehdit altındaki hayvan türlerinin sayısı son 5 yılda %20 oranında artmış durumda. Avustralya'nın çevresel durumu kötü ve bu raporun gösterdiği gibi durum daha da kötüye gidiyor. Raporda belirtilen yıkımın çoğunun geri dönmesi yıllar alacak. Raporda son 5 yılda görülen çevre felaketlerinin yanı sıra artan sıcaklıklar, deniz suyundaki asitleşme ve yükselen deniz seviyesine de değiniliyor. Bilim insanları ve çevre örgütleri raporun hükümet için bir uyarı niteliğinde olduğuna dikkat çekiyor. İklim değişikliğinin önüne geçmek için karbon salımının azaltılması ve doğal yaşam alanlarının korunması için yasaların elden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Thor serisinin yeni filmi Thor, Aşk ve Gök Gürültüsü'nün jenerik sonrası sahnesi sinemaseverleri heyecanlandırdı. O sahneye göre Thor'un bir sonraki macerasında rakip. Bugün yarının ikinci saatini Kültür Sanat Servisi'nin hazırladığı haber turuyla noktalıyoruz.